Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere yine bir çapraz ara İngilizce kullanımıyla XLOOKUP olan fonksiyonla ilgili bir çalışma yapacağım. Burada özellikle arama şeklinin baştan sona ve sondan başa olması ile ilgili size bilgiler vermek istiyorum. Normal çapraz aramızı bir kere bir kullanalım. Normalde buna bak diyoruz, ürün getirecek başka bir sayfadan. Burada ara seçerek kilitli alanda olabilir. Sütun seçtim. Ondan sonra buradan da döndür diyoruz. Ondan sonra bu kadar yeterli. Ondan sonra bize gördüğünüz gibi ürünlerimiz, ilgili ürünlerin adları geliyor. Diğer parametrelerine bakacak olursak bulunamıyorsa bulunamadı yaz demek anlamına ne istediğinizi yapabilirsiniz. Bir eşleştirme türümüz vardı. Varsayım olarak tam eşleştirme. Yani bu koda karşılık tam eşleştirme yapacak ki çoğunlukla bunu kullanıyorsunuz. Bunu da varsayım olarak koymuşlar. Dolayısıyla siz hiçbir şey kullanmasanız da siz seçtiğiniz sütunlardan tam eşleştirip getirin. Yakın eşleştirme seçenekleri ise özellikle sayısal bir alan varsa, bir sayının işte karşılığı, vergi oranı, iskonto bulunacaksa, bir dilimi oturtulacaksa, birkaç tane videom var arkadaşlar, bakarsınız. Bu anlamda bunları kullanabilirsiniz. Bu dilimin üstüne mi altına mı eşleşecek onu soruyor. Jokerlerde yıldız ve soru işaretleriyle burada içinde 810 geçen gibi yapabilmeniz için. Bu parametreyi de kullanmıyorum veya tam eşleşmeye geçiyorum. Varsayımını. Bakın geldik bir diğer aramaya. Şeklinde baştan sona sondan başa ki normali baştan sona. Arkadaşlar siz yapmasanız da varsayım buydu. Yani şu ana kadar hiçbir şey değişmeyecek. Sadece bir tek bulunamadı diye yazmış olacağız. Şimdi arkadaşlar burada biliyorsunuz bir de isterseniz şuradan açaraktan da göstereyim seçeneklerimizi. Bunu ara, işte ürünlerin burasından ara ve getireceğimiz yer burası oluyor. İstediğimiz gibi bulunamadı yaz. Yazma size kalmış bir şey. Eşleştirme modu tam karşılığı ve aramızda bir. Ya da bunları üçünü de kullanmazsanız varsayım olarak tam karşılığı getiriyor. Şimdi arkadaşlar buradaki espri şimdi 139 nolu ürün eğer birden çok varsa ilk bulduğunu getiriyor. Hep düşer abi lookup kullanırken de arkadaşlar hep sorarlar ilk bulduğunu mu? Evet ilk bulduğunu getiriyor. Normalde bir tane olmalı. Yani çünkü bir ana ürün tablosundan getiriyor bunu. 139'u bulalım. Bakın 139 burada çikolatalı tablet. Şimdi bu 139'dan bir tane daha olsa örnek yapıyorum. Şuraya bir yere kopyalayayım. Beceremedik. 139 neredeydi? Buradaydı. Tüm satır alayım. Ctrl C. Biraz aşağıya gittim. Ekledim. Evet. Şimdi ve bunu da yeni ürün diyeyim. Lavla diyeyim. Bakın. Bunu getiremeyecek. Getirmeyecek. Çünkü o ilk onu buluyor. Tekrardan gidelim. İsterseniz fonksiyonumuzu da tekrardan yazıp göndermiş olalım. Ondan sonra geliyor 139'u arıyor, buluyor, ilk karşılaştığını getiriyor. Peki eğer size bu seçenek şunu sağlıyor. Siz isterseniz sondan başlatıp sondan gelebilirsiniz. Eğer başka yoksa bunu bulup getirecek. Yani parametreyi gidip değiştiriyorum. Diyorum ki sen arkadaş şeyden başlama sondan başla. -1. Zaten anında getirdi gördüğünüz gibi. Demek ki arkadaşlar bu şekilde biz baştan başlayarak gidip getiriyoruz. Sondan da başlanabilir. Eğer böyle bir durum varsa bu özel bir kullanım. Şurada da bir 139 olsaydı ilk onu bulurdu gelirdi arkadaşlar. Demek ki bu kullanımda özellikle böyle bir parametremiz var arkadaşlar. Diğer ikili aramayla ilgili arkadaşlar söyleyebileceğimiz burada biraz lookup ara fonksiyonu da benziyor. Sıralı bir yerde ararken arama yöntemi ikili arama olacak. Bu bir sort metodu. Yani ikiye bölerek falan filan. Belki teknik anlamda daha hızlı bir arama yapabilir. Büyük örnekler açık olarak çok fazla bilgim yok.
Ancak yaklaşık şu aşamada bir 10 videom var, sürekli eklenecek. Dediğim gibi Düşeyara ve Lookup çalışmalarımızı da tümüyle bununla yaparaktan geliştirebilirsiniz kendinizi. Dolayısıyla hani 100'e yakın örnekten bahsediyorum, senaryodan bahsediyorum. Farklı farklı kullanımlarını size aktarmaya çalıştım. Burada da arkadaşlar baştan sona sondan başa gibi tekrardan parametremizi bir verelim veya hiçbir şey vermeyelim. Bu kullanımda standart neydi? Gidip baştan başlayarak ürünleri bulmakta. Evet arkadaşlar, bu videoyu da sona erdirdik. Umarım yararlı olmuştur. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.